bazı arkadaşlarımız boykot sürecini sulandırmaya, bu boykot sürecini kendi nefsi bir mücadelesine, kendi şahsi bir mücadelesine çevirmeye başladı. Onun için bu konuda bir uyarı yapmak istiyorum. Şu anda bizi 4000 kişi izliyor. Belki de bir 24 saatin içerisinde 100.000 kişi bizi izleyecek. Bu konuda sosyal medya hesaplarınızdan da bir şeyler paylaşmanızı, birkaç cümlede olsa sizi takip eden 50-100 kişiye böyle bir, hani nasıl söyleyeyim, ufaktan da olsa bir sinyal olacak bir hamlede bulunmamız lazım. Aykırı Gazetesi kaçırır mı böyle bir şeyi? Bir tane genç kız kardeşimiz Starbucks'a giriyor ve Starbucks'taki insanlara burada niye oturuyorsunuz? Siz işte vicdan sahibi değil misiniz? Aldığınız alışveriş yaptıklarınız bilmem işte Filistin'e kurşun ol. İsmini bilmiyorum kız kardeşim. Bunu iyi niyetle yaptığını, yüreğindeki yangından dolayı böyle kendini ortaya atıp bir şeyler yapmaya çalıştığının farkındayım. Onu da biliyorum. Öpüp başımın üstüne koyuyorum ama yürüdüğün yol yanlış yol. Biz hiç kimseye talimat vermeyeceğiz bu boykot döneminde. Biz o niye onu satıyor, bu niye bunu takıyor, bunun elinde niye telefon var, sen niye burada oturuyorsun demeyeceğiz. Eğer bunu söylersek o da bize karşılığında diyecek ki sen de iPhone kullanıyorsun, Nike giyiyorsun, bilmem onu giyiyorsun, sen de oraya hizmet ediyorsun, sen nasıl bana bir şey söylüyorsun, bana ne arkadaş, bu iş boykotla mı? Seninle çatışmaya başlar bu zaman. Biz bunu yapmayacağız. Bu boykot sürecine destek değil, farkında olmadan sen zarar vermeye ve köstek olmaya başlarsın. Çünkü niye? Mesele bireysel çatışmaya dönüyor o zaman. Senin yapacağın iş, biz mesela üniversitede okuduğumuz dönemde 28 Şubat sürecinde de onları yapardık. Kahvelere giderdik. 4-5 arkadaş elimizde kağıtlarımızla, bildirilerimizle beraber. Değerli dostlar, saygıdeğer büyüklerimiz, 2 dakikanızı alabilir miyiz? Bir konuda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Biz bilgilendireceğiz. Biz Starbucks'larda oturan kişilere, kardeş bak burada oturuyorsun ya, bunlar bu İsrail'e destek veriyorlar ve bu çocukların öldürülmesi için sponsorluk yapıyorlar. Birçok çocuk ölüyor ve sen burada oturmaya devam edersen bu çocukları öldürmeye devam edecekler. Gel bu vebale ortak olma. Bunları bir protesto edelim diye insanları uyaracağız biz. İnsanlara olayı hatırlatacağız. Diyeceğiz ki sen buradan alışveriş yaptığın müddetçe bunlar bu zalimliklerine devam edecekler. Biz sadece uyarabiliriz. Biz hiç kimseye posta koyup kimseye saldıramayız. Öyle bir hakkın yok ve bu boykota zarar verir. Sen insanları bilinçlendireceksin. Gençsin, abi sokaklarda birçok kız kardeşimizi görüyorum. Reels'lar çekiyorlar, 30 saniyelik, 1 dakikalık. Arkadaşlarıyla beraber kitapçıklar hazırlamışlar. Kimisi site hazırlıyor. Kimisi sokaklara stikerler yapıştırıyor. Kimisi o firmaların olduğu, o mağazaların olduğu yerlere İsrail bayrağı koyuyorlar. İnsanları bilinçlendirmek, insanları bir konuda uyarmak boykot için üzerimize düşen vazifedir. Ama elimizde sopayla veyahut da böyle millete posta koyarak biz bu süreci yönetemeyiz. Bu süreç başka bir noktaya evrilir. O zaman bireysel çatışmaya gireriz. Adam daha önceden, 2 ay önceden bir göz kremi almış. Sen o adama hakaret edemezsin. Senin o adamdan bizim de istediğimiz şey şu. O kişiye ya kardeş tamam bak öncesinde almışsın. iPhone telefonunu daha öncesinde almışsın. Buna 50 bin lira 60 bin lira vermişsin. Yeni çıkardıkları zaman alma abi. Alma. 3 ay alma. 5 ay alma. Bak göreceksin bu adamlar geri dönecekler. Bunların can damarı para. Bu paraya bastığımız anda ortam değişecek. İnsanları uyaracağız, insanları bilinçlendireceğiz, insanlara farkındalıkları hatırlatacağız. Ha bunu stikerlarla yapacağız, kibar bir dille yapacağız, nazikçe yapacağız. Çocuklarımıza, ailelerimize bak biz de buradan yayınlar yapıyoruz. Bağırılması gereken yeri biliyoruz. Kime bağıracağız, kiminle kapışacağız, kiminle vuruşacağız onu biliyoruz. Ama kimden de rica edeceğiz, kimden destek isteyeceğiz onları da biliyoruz. Bu süreç böyle yönetilir. Onun için ben özellikle genç kardeşlerimden olumsuz olan görüntüleri yayma yerine bu boykotlarla alakalı olumlu olanları paylaşalım. İnsanları teşvik edelim. İnsanları nazik bir dille, kibar bir uslupla onların direkt böyle yüreklerine, kalplerine toplu iğne batırarak onları uyandıralım. O uyuşukluklar
sorunlarından, o uyuşturulmuş oldukları hallerden onları kurtulalım, kurtaralım. Yeni protestolara ve yeni boykota başlayan kardeşlerimizi tebrik edelim. Onlarla kucaklaşalım. Mesela üniversitede şöyle bir manzaranın biz videosunu görmek isteriz. Bir genç kız, daha önce kremleri, parfümleri, onların bütün malzemelerini kullanan bir genç kız. Öncesinde ya bu Hamas teröristi, işte İsrail'e de şöyle yapılıyor deyip o algıya da tav olmuş olan bir genç kardeşimiz de olabilir. Eğer ertesi sabah okula gelip de ben artık İsrail ürünlerini ben de kullanmayacağım. Ben de şu ürünü kestim. Artık kahve Starbucks'tan almayacağım. Artık McDonald's'tan gidip şunu almayacağım dediği zaman ona sarılın. Onu kucaklayın. Onu öpün. Onu tebrik edin. Adam bakıyorum sosyal medyada paylaşmış. Kur'an-ı Kerim'i dinliyor ve oturmuş hüngür hüngür ağlıyor. Böyle bir ses. Ben diyor bunu kulaklarımla dinlemiyorum diyor. Bu benim diyor direkt kalbime saplanıyor diyor. Şurasında piercing var. Saçları açık. Altına birisi şunu yazmış. Kur'an-ı Kerim okurken dinlerken bari başını kapat. Şimdi bunu oraya yazan gidip böyle var ya baltayla kafasına vurası geliyor adamın ya. Balyozla adamın kafasına vurasım geliyor. Lan bir sana ne lan? Bir sana ne kurban olayım? Yakalamış, işin ucunu yakalamış, tırnağının ucundan yakalamış onu ya. Bir bırak kurban olayım. Bak Kur'an değiyor kulağına. Kalbine işliyor. O daha sonradan imkanını bulduğu zaman kapanır. Ondan sonra belki namaza da başlar. Bu senin işin değil. Bak yakalamış, ipin ucunu yakalamış. Oradan söke söke gidecek oraya. Senin o bağnaz kafan, o saçma sapan aklınla yeni Kur'an'a dokunan adamı uzaklaştırma Kur'an'dan. Tebrik et onu. Onun hidayetini tamamlaması için Allah'a dua et. Peygamber Efendimiz bir müşriğin cenazesi önünden geçiyor. Efendimizin suratına hüzün çöktü. Yanında sahabe dedi ona ki ya Resulallah, ölüp giden müşrik, sana iman etmemiş, sana inanmamış, seninle kavga etmiş, seninle savaş etmiş, seninle hiç yan yana durmamış. Sen niye hüzünlendin? Niye böyle baktın ona? Allah Resulü dönüyor diyor ki sahabesine, Allah'ın kulları kıymetlidir diyor. Cehenneme gidiyor, ona üzülüyorum ben. Nasıl dayanacak oraya? Bak! Peygamberine bak. Bir müşriğin cehenneme gidişinden hüzünlenen, üzülen bir peygamberin ümmetisin sen. Onun başı açık. O orada şunu yapıyor. O onu burada yapıyor. Yapma kurban olayım. Tutunmuş oradan işte. Hiç hayatında duymamış Kur'an. Hiç kimse ona İslam'dan bahsetmemiş. Allah'tan haberi yok. Peygamberimizi tanımıyor. Namaz nedir bilmiyor. Kur'an nedir bilmiyor. Duymamış ömründe. Ona hep Arapçayı, Kur'an'ı, ezanı, namazı, takkeyi, sarığı, başörtüyü hep terörizm malzemesi olarak göstermişler. Yakaladığı ipin ucundan. Ya buna destek ol da boykotla alakalı güzel çalışmalar yapıyorlar insanlar. Dövmeli, çırılçıplak. Ya geyler, lezbiyenler sokaklara döküldüler bu Filistin meselesi için. Kızıldereli ateşe tapıyor, ağaca tapıyor. Filistin meselesi için New York sokaklarına indiler. Ve böyle bir atmosferin içerisinde kurban olayım yapma. Destek ol. Boykot yapanların sayısını arttırmamız lazım. Daha da fazlalaştırmamız lazım. Bunu geleneksel hale getirmemiz lazım. Ve sen ne yapabiliyorsun ona odaklan. O ne yapıyor, o ne yapmıyora bakarsan bu boykota faydan olmaz senin. Kurban olayım. Bak Kayseri'den bir ekip getirdi. Şöyle bir video koydu önümüze. Göster onu. İsrail, Müslüman kardeşlerimize karışıp duruyor musunuz? Oğlum kardeşlerimi rahat bırakın. Burası Türkiye, Kayseri. Başkent. Sözü belediye başkanına bırakıyorum oğlum. Çok da seri sizin bas suanla yirip nereden arkadan sıyırın donu geliyor. Kayseri sıkıntı. Şimdi bu tipleri gördüğün zaman bunlar Kayseri'de zaten bak şu yandaki tiplere falan bak bunların hiçbir tanesinin ben normal ayık kafayla gezdiğini falan düşünmüyorum. Uğur doğru mu abi? Sizin Adana'da da çok vardır onlar. Neydi o mahallenin adı Adana'daki? Hürriyet Mahallesi mi? Oradaki tiplere bir baksana abi. İsrail şeyde hani onu yaparız bunu yaparız bura Kayseri çüt tamam mı? Ne içmişler kafaları nerede bilmiyoruz onu. Bunların bu tiplerin bu boykot sürecini sulandırmak bu boykot sürecine zarar vermekten başka yaptıkları hiçbir şey yok. Böyle görüntüler, böyle videolar, böyle içerikler samimi bir şekilde çocuklar katledilirken bir ayda 10 bin insanı katlettiler dünyanın gözü önünde. Hiçbir kural tanımıyorlar. Hiçbir ahlaki değerleri yok. Hiçbir insani değerleri yok. Bu zulmü hem yapıyorlar hem de bütün dünyaya izletiyorlar. Bu videolar işte o zalimlerin işine yarar. Bu millet böyle
el ele vermiş, boykotla o köpekleri o esfele safilinden daha aşağıya, dibin dibinde yaşayan tipleri bu millet boykotla hizaya getirecek. Çıkıyor bu zibidiler, hap mı atıyorlar, ne içiyorlar belli değil. Geliyorlar böyle tıkça, çıtıra, İsrail, adamı alırım, aklını alırım, kaşları burası, kaşları... Bunlar yapıyorlar. Sen kalkar da gider eğer Starbucks'ta oturan birisine ya ne yapıyorsunuz? İşte siz insan mısınız? Onununu yaparsan o adam da sana der ki sen kolunda taktığın o watch'u bir çıkar. Sen cebindeki cep telefonuyla gelip de bize burada maval okuma der sana. Olay döner sidik yarışına. Karşılıklı atışmaya döner. Bu mesele bizim kendi meselemiz değildir. Bu mesele insanlık meselesidir. Bu mesele Allah'ın meselesidir. Anladınız mı? Onun için bireysel anlamda zıplamayacaksın. Al sana çapsız elemanlar. Şunu getirsene onu. Trabzon'da aldılar fantaları, kolaları döküyoruz. Bunları nedir bunlar? Aldık. Koli koli aldık hem de. Bunları dökeceğiz de eylem yapacağız. Oradaki bir tane aklı evvel bir şey veriyor, akıl veriyor bunlara. Onlar da onu peşine takılıyorlar. Bir de bunu telefonlara çekip böyle gülerek komedi bir şekilde biz de bak İsrail'i biz de boykot ediyoruz diye. Bunlar eski kafalı, tamam mı? Çapsız, boykotun ne olduğunun bilmeyen arkadaşlar bunlar. Ha iyi niyetliler ha, bak bir şey söyleyeyim mi? Ben bunların kötü niyetli olduğunu falan söylemiyorum ha. Ama bu yapılan hareket yanlış hareket. Bu hareket birilerine komedi malzemesi oluyor. Bu kadar ciddi, bu kadar kanın, bu kadar katledilen bebeğin olduğu bir dönemde böyle bir görüntüyü vererek sen insanların ve Müslümanların elindeki en büyük silah olarak kullandıkları boykotu sulandıramazsın. Onu tiye, birilerinin tiye alacağı bir noktaya getiremez. Onu. Müslüman feraset sahibidir. Müslüman uyanık olması lazım. Müslümanın aklı, irfanı bir şeyleri okuması lazım. Boş beleş Müslümanlık yok. Düz yolda yürümesini bilmeyen iki tane zibidi sana akıl verecek. Sen de alacaksın Coca-Cola'ları. Al getir. Al elemana bak. Getir. O çocuğunkini de getir bana. Göstereyim onu. Al. Şöyle video çekiyorlar. Koli koli kola almışlar. Bunun üzerine de birileri caps çekiyor. Video çekiyor. Al sana diyor Müslümanların. Al sana diyor Türklerin diyor akılsızlığı. Al sana diyor Türklerin manyaklığı. Al sana Türklerin çapsızlığı diyor. Müslümanlar bu kadar salak. Müslümanlar bu kadar aptal. Müslümanlar bu kadar vizyonsuz diyorlar sana. Anladın mı? Birilerinin o sığır aklıyla alıp 3-5 tane koli kolayı alıp onu çöpe dökünce, kaldırıma dökünce boykot yapıyor muhabbetiyle bu videoları yayınlıyorlar. Onun için kardeş bak altını çizerek söylüyorum. Daha öncesinde almış olabilirsin. Daha öncesinde efendim şampuanıydı, kremiydi, deterjanıydı bunları alıyor olabilirsin. Bunların çoğuna alışmış da olabilirsin. Daha öncesinde işte ne bileyim efendim gardıroplarını onların ürünleriyle doldurmuş da olabilirsin. Farkında değilsindir. Konu manzara böyle değildi. Bu tamam. Bu saatten sonra alma. Elinde 20 kiloluk deterjan var. Abi onu bitir. Sıkıntı yok. Bundan sonra yeni alırken alma. Evinde şampuan var. Almışsın daha önceki 2 ay önceki alışverişten 8-10 tane işte toptancıdan gidip almış olabilirsin. 8-10 tane kutu şampuanın var. Abi bitir onları. Onları atma çöpe. Şöyle çapsız salak salak hareketler yapma abi. Ondan sonra da sosyal medyada birilerinin diline düşmesin senin o çapsızlığın. Boykota zarar verirsin. Bundan sonrasına alma. Günlük kullandığımız ihtiyaçları alma abi. Çocuğun çok bir çikolatayı beğeniyor. Sen de devamlı o çikolatayı alıyorsun. Ona o çikolata da İsrail malı değil mi? O çocuk senin aldığın çikolatayla alıştı. Ona yeni bir çikolata alarak bir hafta, 10 gün, 20 gün direnirsin. Evladım başka yoktu dersin. O ürünleri biz almıyoruz. O ürünler o Filistin'deki çocukların öldürülmesine sebep oluyor. Onun için biz bu ürüne döndük. De çocuk bir hafta 10 güne ona da alışır. Daha önce yapıyor. Aldım bir tane telefon 50-60 bin lira para vermişsin. Onu kırıp atma, salaklık yapma. Yeni telefon alacağın zaman alma. Kendisine işte şu firma niye kola satıyor, bu firma niye bunu yapıyor deme kimseye. Senin benim işim değildir o iş. Boykotu sulandırma. Boykotu başka bir noktaya taşıma. Kişisel, bireysel kine, intikama taşıma onu. Tamam? Allah rızası için bir şey yapıyorsun. Allah'ım ya Rabbi beni de gör, kurban olayım. Ben elimde imkanım yok. Yapamıyorum, gidemiyorum. Orada o
Müslümanların çektiği zulümleri de görüyorum. Ama elimden benim bu geliyor ya Rabbi, en azından tarafım belli olsun. Karınca misali sırtımdaki su ateşi söndürür mü bilmiyorum. Ama en azından tarafım belli olsun. Ya Rabbi, senin kullarına zulmeden seni bu yeryüzünden silmeye çalışan o zalimlere, senin bir melek olarak bu dünyaya gönderdiğin o bebekleri, o çocukları katledenlere, annelerin yüreklerini yakanlara, babaları çaresiz bırakanlara, insanların evlerini, işyerlerini yerle yeksan edenlere, insanların içecekleri suları ortadan kaldıranlara, insanların karanlıklarda kalması için elektriklerini kesenlere, gökyüzünden yağmur gibi füzeler yağdıranlara karşı ben de boykotla onların karşısında duruyorum ya Rabbi diyeceksin bireysel olarak. Kimseden takdir bekleme. Kimseden onay bekleme. Kimsenin de vermiş olduğu tepkiyi tınlama. Sen bireysel olarak ne yapabiliyorsun? Onu yap. Sen onu yaparsan o kelebek kanatları birleşirse fırtına kopacak, kasırga kopacak ve bu zulüm duracak. 10 bin şehit verdi Gazze. 10 bin daha da gerekirse verecek. Ama bu zulüm bitecek. Eninde sonunda bitecek. Ve bu zulüm bittiği zaman asıl konuşulacak olan sen nerede durdun? Sen nerede durdun? Biz o duruşumuzu gösterebilmek için bu buralardan mücadele ediyoruz. Onun için tekrar söylüyorum. Boykot edenleri, etmesi gerekenleri uyaralım. Sosyal medya sayfalarımızı ona göre kullanalım. Mecralarımızı ona göre kullanalım. Ama kimseyle dalaşmayalım. İnsanların, bütün dünya insanlarının el ele vererek oluşturmuş olduğu bu boykota zarar vermeyelim. Hani bazen derler ya, kurban olayım yani senden bir şey istemiyoruz, gölge etme yeter derler ya. Eğer bu sürece katkı sağlayacak bir enstrümanın yoksa, arkadaş gölge etme, çekil kenara ya. Biz bu işi halledeceğiz. Biz o hurma ağaçlarını bir bir keseceğiz abi. Bir bir keseceğiz. Evimde hesapladım, baktım, ettim. 20 tane ürün alıyorum eve. Abi en azından 10 taneyi ilk kestim. Yavaş yavaş, diğerini de yavaş yavaş keseceğim. Sıkıntı yok. Yıllardır narkozla bütün dünya insanlarını uyuttular. Narkozdan uyanınca bir anda her şeyi toparlayamıyorsun. Yavaş yavaş. Sizden rica ediyorum. Boykota destek olun. Benden ne olur demeyin. Senin atacağın bir hamle o İsrail'e bir füze atmakla eşdeğerdir. Boykota devam. Göreceksiniz, kazanan iyilik olacak, kazanan mazlum olacak.